Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu haftaki hadis-i şerifimizde Allah Resulü bizlere yedi sınıf insanın yarın ahirette çok sıkıntılı olan bir zamanda yedi sınıf insanın kurtuluşunu bizlere anlatıyor kıymetli cemaatim şimdi. Tam orayı şöyle düşünmek lazım. Hani bu iş nasıl zevk olur? Çok ciddi sağanak bir yağmurda, tamamen her tarafın ıslanmış bir durumda yolda bekliyorsun veyahut da ailenle kalmış. Oradan birisinin arabasına seni alması, birisinin durması veyahut da birisinin evini açması veya çok soğuk bir ortamdayken, donma tehlikesindeyken sıcak bir ortama girmek insan ne kadar sevindirir. İşte burada da bütün çarelerin bitmiş olduğu zamanda Mevla Teala Hazretleri yedi sınıf insana Mevla Teala'sını rahmet edecek. Buyuruyor ki Allah Resulü, Sevantun, yedi sınıf insan vardır. Allah'ım bize inşallah bu yedisine dahi eylesin inşallah. Yudillumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Hiçbir gölgenin olmamış olduğu, hiçbir gölgenin olmamış olduğu zamanda Mevla Teala Hazretleri bu yedi sınıf insanı kendi gölgesinde gölgelendirecek buyuruyor Allah Resulü. İnşallah. Bakalım hangi insanları? Tek tek ayrı ayrı maddeleri var. Her madde bu yedi sınıf, her madde o gölgenin altına girmeyi insana ikram ediyor, nasip ediyor. İnşallah. Ama Allah'ım inşallah bize yedisini de ikram eylesin. İnşallah. Nedir birincisi? El-İmamul Adil. Elhamdülillah. Adaletli imam, devlet reisi, halkına karşı adaleti sağlıyor, adaletle bakıyor. Bu benim adamlarım, şunlar beni kayıranlar, şunlar beni destekleyenler deniyor. Hocam sadece devlet reisi mi? Öyle düşünmemek lazım. Bir baba bugün evlatlarına karşı adaletle davranıyorsa, bugün bir işveren bir abimiz elin altında çalışanlara adaletli bir şekilde muamele yapıyorsa Allah'ın izniyle ilk madde buraya girmiş oluyor. Bir de bu arada ilk ifade gördüğünüz gibi adalet kıymetli cemaatimiz. İnna Allah yemurukum en tu'addu emanati ila ehliha ve ila hakemtum beynen nas en tahkumu bil adl. İnsanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman herhangi bir çelişkide bir sıkıntıya düştüğünüz zaman Allah'ımız diyor ki adaletle, gerçekten doğru neyse ona göre hüküm karar verin buyuruyor. Allah'ım ikram eylesin. Amin. İkincisi de çok değişik, ayrı daha kıymetli. Ve şâbun neşe'edin ibadeti rabbihi. İnşallah kimi abilerimiz, amcalarımız, dayılarımız burayı geçtiler. Kimi kardeşlerimiz de inşallah burayı yaşıyorlar inşallah. İnşallah. Buyuruyor ki Allah Resulü, bir genç ki kendisini Allah'a ibadette yetiştirmiş. Gençliğini Allah yolunda geçirmiş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Tabiri caizse bugünkü ifadede 4,5 yaşında, 4 yaş, 4 ay, 4 gün, 4 günlükken medreseye girmiş. Kur'an-ı Kerim'ini en güzel şekilde öğrenmiş. Hafızlığını yapmış. Arapçasını, Kur'an-ı Kerim'in manasını, Allah Resulü'nün ifadelerini öğrenmiş. Ve ondan sonra bu davaya hizmet etmeye, bu davayı insanlara duyurmaya başlamış. Elhamdülillah. Allah'ın bizleri onlardan eylesin. Amin. Yavrularımızı da eylesin. Amin. Nesillerimizi de eylesin inşallah. Amin. Bu ikinci sınıf insan. Birincisi neydi? Adaletli olan insan. İkincisi neydi? Gençliğini Allah yolunda geçirmiş kıymetli güzel insanlar. Üçüncüsü yine siz tarif ediyorum maşallah. İnşallah. Racülüm, bir adam ki kalbuhu muallakun bil mesacid. Kalbi mescitlere bağlı, kalbi ibadetlere bağlı, kalbi zikirlere, sohbetlere bağlı. Elhamdülillah. Geçen hafta geldiniz, bu hafta yine geldiniz. Bazı insanlar diyordur mesela Ankara'dan gelen arkadaşlar. Hocam biz geçen hafta burada yoktuk. Siz de geçen hafta Ankara'daki sohbet değildiniz. Bu şekilde sohbet meclislerini, zikir meclislerini, ezanları takip eden insanlar.
Allah inşallah bizlere de bunlardan eylesin inşallah. Amin. Bu insan ne oluyordu? Kıymetli cemaat müslümin. Yarın afiyette Mevla Teala Hazretleri'nin o güneşin bir mızrak boyu insanlara yaklaşmış olduğu zamanda Mevla Teala onu ne yapıyor? Tabiri caizse peygamberinin yanına alıyor. Dostlarının yanına alıyor ve onu muhafaza ediyor. Allah'ım ikram eylesin. Amin. Veracülani diye özellik. Veracülani iki adam ki, iki arkadaş ahbab ki tehabbanitillah içtema'a aleyhi Allah için birbirlerini severek toplanıyorlar ki elhamdülillah. Yine işte şu görüntü bunun ifadesidir. Bunun emaresidir kıymetli cemaatimiz. Niçin toplandık buraya? Allah için toplandık. Rabbimizin ifadelerinden duymak için toplandık. İşte buraya giriyor direkt. Ve teferraka aleyhi Allah için de ne yapıyorlar? Ayrılıyorlar. Örneğin iki arkadaş çok samimiler. Birbirlerini ne yapıyorlar? Sohbetlere davet ediyorlar. Zikirlere davet ediyorlar. Camiye davet ediyorlar. Veya ayrıldıkları zamanda bir kardeşi diğer arkadaşında görmüş olduğu yanlıştan dolayı oradan ayrılıyor. Bak kardeşim sen burada yanlış yapıyorsun. Sen Allah'ın hududunu çiğniyorsun. Sen burada Resulullah'ın sünnetini terk ediyorsun. Bundan dolayı aralarında ne var? Ayrılık var. Nefsani bir olaydan dolayı değil veya menfaatten dolayı değil, menfaatine dokunduğu zaman değil, yapmış olduğu Allah'a karşı, dinine karşı yapılan kusurlardan dolayı yollarını ayırıyor. Allah'ım inşallah bizleri de öyle eylesin inşallah. Amin. Burayı da inşallah başardık. Değil mi? Baştan alalım şöyle hızlı bir şekilde. Birincisi kimdi? Adaletli olan, adil imam, baba, reis. İkincisi kendisini gençliğini ibadete geçirmiş kıymetli olan genç. Üçüncüsü neydi? Kalbi mescitlere, camilere, zikir meclislerine bağlı olan insandı. Dördüncüsü Allah için birbirini seven ve Allah için yollarını ayıran kişilerdi. Ve racülü bir adam ki talebehu zâtu mensibin ve cemali. Güzel, soylu bir bayan kendisini yanlışa davet ettiği halde fakale inniye kâbullah. Ben Allah'tan korkarım. Bu insan da ne yapacak? Yarın ahirette Mevla Teala Hazretleri'nin hiçbir gölgenin olmamış olduğu günde Mevla Teala o insanı muhafaza edecek. İnşallah. Allah'ın bizleri de muhafaza edecek inşallah. Ve racülün bir adam ki tasaddaka Allah yolunda veriyor. Ama nasıl veriyor? Akfa öyle gizli veriyor ki hatta ta ki la ta'leme şimaluhu ma tutiku yeminuhu sağ elinin verdiğini elhamdülillah bizler gibi bizler değil yapma izni verirdik kıymetli cemaatimizin. Bizler Allah yolunda bir yardım, bir güzellik yaptığımız zaman yedi mahalleye duyuruyor muyuz onu? Duyurmuyoruz değil mi? İşte bu insanlar yapmış olduğu iyiliği ne yapıyor? Sağ elini vermiş olduğunu sol eli duymuyor. Yani insanlara duyurmuyor. Allah'ın inşallah o gizli kabiliyetini bizlere ikram eylesin. Amin. Son ifade varacılık bir adam ki Allah'ım şu en son özelliğini inşallah bizlere ikram eylesin. İnşallah. Bu biraz özel muameleye geçiyor. Mevla'yı da olan özel yakınlığa geçiyor. Allah'ım o yakınlığı bizlere ikram eylesin. Zekarallaha haliye. Allah'ı kimsenin olmamış olduğu yerde anıyor. Tabi toplum arasında da anılır da devamı. Tefâdat aynâhu. Hiç kimsenin görmemiş olduğu yerde Allah için ağlıyor. Gözlerinden yaş geliyor. Ya Rabbi seni hakkıyla bilemedik, hakkıyla takdir edemedik, sana yakışır kul olamadık diye gizli tenhada ağlayan insan ne olacak? Yarın ahirette Mevla Teala'nın gölgesinde gölgelenecek. En son toparlıyorum inşallah tamamlıyoruz. Hep beraber sayalım inşallah. Birincisi neydi? Bak ben de kitaba baktım. Hadi size baba düşünüyorum. Bir, adaletli olan Müslüman. İkincisi neydi? Gençliğini Allah yolunda geçirmiş olan kıymetli insan. Üçüncüsü neydi? Kalbi mescitlere bağlı olan insandı.
Dördüncüsü neydi? Allah için. Allah için birbirini seven güzel arkadaşlardı. Beşincisi neydi? Yanlışa davet edildiği halde kendisini muhafaza eden insandı. Altıncısı neydi? Allah ya, sağ elinin verdiğini sol eli duymuyor. Yedincisi neydi? Tenhada Allah için ağlayan kişiydi. Siz bu şekilde ezberlediniz ya, Allah'ın size Allah'ın inşallah yedisini de sizlere ikram edin. İnşallah. Ve la karesi cümlenizden daha sonra. Amin. Ve hamdülillah.